CHP'li Budak Gazi ya çıkartma yaptı. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak geçtiğimiz gün Gazi gelerek bir takım ziyaretlerde bulundu. Beraberindeki Gazi Paşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve partililerle birlikte Muhtarlar Derneği, Gazi Paşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi, Gazi Paşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yanı sıra Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nde ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Vekil Budak kendisine ait sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Partililerimiz, belediye başkanımız ve muhtarlarımızla bir araya geldik. Yerelde kazandığımız başarıyı kendisine oy vermeyenleri cezalandıran, hatta sırtını dönen iktidara rağmen adım adım tüm Türkiye'ye taşıyacağız." cümleleriyle paylaştı. Milletvekili Çetin Osman Budak'ın muhtarlarla yaptığı görüşmeye belediye başkanı Yılmaz da eşlik etti. Yılmaz Yaptığı konuşmada muhtarların kendisine 24 saat ulaşabileceğini, 4 aydır hiç gidemedikleri mahallelere öncelik vereceklerini söyledi. Başkan Yılmaz, ilçede belediyenin mallarına sürekli zarar veren bir grup olduğunu da dile getirdi. Gazi Paşa Belediye Başkanı Yılmaz konuşmasında önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı, herkesin rahat konuşabileceği zaman ayarlayarak muhtarlarla toplantı yapacağım. Belediyeye gelen muhtar arkadaşlar biliyor, görüşmek isteyenlerle görüşüyorum, sorunlarını dinliyorum, her toplantı toplantıda arkadaşlara şunu söylüyorum. Muhtarları mutlaka dinleyeceksiniz. Mutlaka taleplerini alacaksınız dedi. Muhtarların taleplerini yazılı olarak aldıklarının altını çizen Yılmaz, muhtarlar her zaman gözümüz kulağımız. Gittiğimiz zaman o köyün bütün ihtiyacını görüp çıkmak istiyoruz. Bunu birkaç mahallede yaptık. Vatandaş yayla zamanı bitip sahile geldiği zaman da buradaki yer için talepte bulunuyor. Bir kişiye en az iki yerde hizmet vermek durumunda kalıyoruz. 50 bin nüfusu iki ile çarpmak gerekiyor. Nisan'dan bu tarafa makineleri yaylara gönderdiğimiz için kurduğumuz ekipler ister istemez dağıldı. Ama şimdi yeniden oluşturuyoruz diye konuştu. Başkan Yılmaz şu anda asfalt dökme çalışmaları devam ediyor. Elimizde olmayan nedenlerle bazı gecikmeler oldu. Yayla şenliği yaptık. Bütün personeli, makineleri yaylaya gönderdik. Arkadan bayram tatili geldi. Daha sonra zift almada sıraya girme durumunda kaldık. İkinci zift kamyonumuz geliyor. Yarın güneyden asfalta başlayacağız. Sazak'ta başlayacaktık ama yağmur yağıyormuş. Zemin bozulduğu için Güney ve Zeytin Adanın ardından muhtemelen yukarıdaki köylere de dökeceğiz. Gönül ister ki her yere sıcak asfalt dökelim. Görüntüsü güzel ve pürüzsüz. Ama oldukça pahalı bir asfalt. İnsanlarımızı öncelikle tozdan, çamurdan kurtarmak istiyorum. Çok işlek olmayan, prestij yolu sayılmayan yerlerde sahtı asfaltla işi götürmeye çalışıyoruz. Belediyenin imkanlarıyla daha kolay olacak, daha ekonomik olacak, daha çok yere hizmet verme şansımız olacak. İleride bütçe durumunu ayarladıkça sıcak asfalta da gireriz. Daha önce sıcak asfalt dökülüyordu da niye sathi asfalta döndün demeyin. Çünkü daha önce dökülen sıcak asfaltın bir kuruş parası ödenmemiş. Hepsini ben ödüyorum ödeyeceğim de. Geldiğimden beri 3 milyon lira asfalt parası ödedim. Diğer ödemeler bundan hariç. Toplamda 20 milyon civarında asfalt borcu var. Bir 20 milyonda ben yaparsam iyice belediye çıkmaza girecek. Bir taraftan geçmiş dönemde yapılan borcu öderken bir taraftan da hizmet vermeye çalışıyoruz dedi. Belediyenin rutin işlerinin devam ettiğini aktaran Yılmaz, onun haricinde belediyenin bir sıkıntısı yok. Boşlarımızı tıkır tıkır ödüyoruz. Çalışanlarımız görev başında. Rutin günlük işlerimizde aksama yok. Çok miktarda iş talebine gelen var. Nitelikli insanları işe alacağım. Duvar ustası arıyorsam duvar ustası alacağım. Şu anda temizlikte 20 personel varsa 10 kişi çalışabilir durumda değil. Geçmişte ne niyetle alınmış bilmiyorum. Bu sefer belediye hizmet veremez duruma geliyor. İçeride çok miktarda personel varken iş yaptıracak eleman bulamıyoruz. Aynı sayıda eleman alacağız ama nitelikli olan, çalışma gücü olan insan alacağız. Pek yakında otel inşaatı başlıyor. İş isteyenleri oraya göndereceğiz. Gazi Paşa'da çalışmak isteyen herkese iş bulacağımıza inanıyorum dedi.